Bugünkü hastamız 37 yaşında bir bayan hasta, NK. Evli, bir kızı var 17 yaşında. Eşi ve kızıyla birlikte İstanbul'da yaşıyor. Ev hanımı, lise mezunu. Açık öğretim fakültesinde aynı zamanda sosyoloji bölümünü okuyor. Ve ameliyattan sonra birçok şeyin değişeceğini düşünerek bunu da aktif olarak icra etmeyi planladığını söylüyor. Bize ilk başvuru tarihi Aralık 2012. Geldiği zamanki vücut ölçümlerinde boyu 156 santim, başvuru kilosu 143.5, beden kitle indeksi ise 59 kilogram bölü metrekareydi. Hastamızın resimde de görüldüğü gibi hem abdominal hem glutal obezitesi bulunmaktaydı. Hastamız doğum kilosunu bilmiyor. Yalnız 6 yaşındayken bir pnömoni enfeksiyonu geçiriyor ve 3 ay kadar hospitalize ediliyor. Daha sonrasında tabloya malnütrisyon da eklendiği için hasta yoğun bir beslenme tedavisine alınıyor ve kilo alımının da o tarihten sonra başladığını söylüyor. 12 yaşında menarş başlıyor. Halen düzenli olarak adet görüyor hasta. 15 yaşındayken 84 kilo olduğunu hatırlıyor. 23 yaşında 120 kilo. 18 yaşındayken ilk gebeliğini yaşıyor ve 3 kilo 35 gram bir bebek doğuruyor vajinal olarak. 89 kilo ile gebe kalıyor ve 93 kilo ile doğum yapıyor. Bulantıları nedeniyle çok fazla yemek yiyemediğini söylüyor o dönemde. Hastanın gestasyonel diyabet taraması yapılmamış. 99 yılında yani 23 yaşındayken İstanbul Tıp Fakültesi endokrin bölümüne başvuruyor ve 3 ay kadar tedavi altına alınıyor. Yaklaşık 27 kilo kadar veriyor. Ancak tedaviden ayrıldıktan sonra kilolarını geri alıyor. 2005 yılında yani 29 yaşındayken 1,5 ay kadar akupunktur tedavisi görüyor. Ancak herhangi bir kilo verimi olmuyor. Sonra piyasada red pepper drug ya da işte Meksika biberi hapı olarak bilinen bitkisel ilaçlardan kullanıyor 1,5 ay kadar. Ve 14 kilo kadar kilo veriyor. Ancak 2 ay sonra 24 kilo olarak geri alıyor hepsini. Sonrasında bir başka birimdeki endokrinoloji bölümüne başvuruyor ve şu an artık piyasada bulunmayan sibutramin ve orlistat tedavisine alınıyor. Bunlarla da yine belirli bir kilo verimi oluyor ancak daha sonrasında tekrar geri alıyor. Son 2 yılda özellikle yaklaşık 15 kilo kadar bir kilo alımı var. Sigara hiç içmemiş, alkol hiç kullanmamış. Aile öyküsünde ise annesi tip 2 diyabetik, 2 teyzesi ve anneannesinde obezite mevcut, 3 teyzesi ve 1 dayısı, ayrıca anneannesi yine tip 2 diyabet, eşinde tip 2 diyabet bulunuyor. 17 yaşındaki kızı da obez, polikistik over sendromu tanılı ve bozulmuş glikoz toleransı bulunuyor. Hastanın metabolik değerlendirmesini yaptığımızda 75 gram OGTT'sinde, hastaya 3 saatlik 75 gram glikoz tolerans testi yaptığımızda ciddi bir insülin direnci olduğunu görüyoruz. Açlık insülini 23.4. Birinci saat ve ikinci saat glikoz değerleri normal sınırlarda ancak ciddi bir insülin faz salınım bozukluğu var. Zaten insülin direnci indeksi 4.79. Bunun üzerine değerlendirme yapılıp metformin başlanıyor hastaya. Dislipidemisi bulunuyor. Bu da yine preoperatif dönemde düşürülerek operasyona verilmesi gerektiği için statin başlanıyor hastaya. Hipertansiyonu nedeniyle de bir ACE inhibitörü düşük dozda başlanıyor. Fizik muayene bulgusu olarak yine insülin direncini destekleyen bütün fizik muayene bulguları bulunuyor. Ense ve koltuk altında akantozis nigrigans var. Subklaviküler çukurları dolu, bufalo hampı var. Kalça, bel ve göğüste sedev renkli striyaları var. Tiroid palpasyonunda tiroid difüz, hiperplazik ve yumuşak palpe ediliyor.
Anti-TPO'su pozitif ancak herhangi bir klinik hipotiroidi durumu görünmüyor. Ultrasonda ise parenkim heterojen, ekojenitesinde azalma var. Solid kistik bir herhangi yapı tespit edilmiyor. Bazal kortizol değeri sabah erken saatlerde 10.4. 1 mg dexametazon süpresyon testinde ise sonuç 1 geliyor. Elektrolit değerleri normal. Abdominal muayenesinde de hastanın hepatomegalisi bulunuyor. ALT değeri 24. Bu hastanın non-alkolik karaciğer yağlanması olduğuna işaret edebilir. Hastanın nutrisyonel değerlendirmesinde ise preoperatif dönemde zaten var olan bir demir eksikliği var. B12 vitamini eksikliği var ve D vitamini eksikliği var. Hasta tüm bunlar replase edildikten sonra ve depolar doldurulduktan sonra operasyona alınıyor. Hastamızın bize ilk başvuru tarihi 18 Aralık 2012 ve biz ameliyat gününe kadar hastayı diyetisyen arkadaşımızla birlikte yoğun bir beslenme tedavisi altına aldık. Başvuru kilosu 143.5'ti ve dün yapılan yeni ölçümde 137.7 kiloya gerilediğini gördük. Beden kitle indeksi 58'den 55.6'ya düşmüş oldu. Kilolarının bir kısmını yağdan verdiğini görüyoruz. 86.5 kiloyken 83.1 kiloya indi yağı. Kas oranı ise yine bir kas kaybı istemediğimiz halde kilo kaybıyla birlikte mevcut oluyor. 58'den 54.6 kiloya düşmüş. Bel kalçası ise 146'ya 161'di başvurduğunda, 143'e 157'ye düşmüş. Hastaya özellikle cerrahların işini kolaylaştırmak adına preoperatif dönemde biraz daha ketojenik, protein ağırlıklı bir diyet uyguluyoruz. Özellikle karaciğerdeki glikojen depolarını boşaltıp karaciğeri küçültmek adına. Bununla da kas kitlesini biraz daha koruma altına almaya çalışıyoruz. Hastada göreceli olarak dengeli bir kilo kaybı sağlamış. Bu süreç içerisinde aynı zamanda diğer fizik muayeneleriyle birlikte bulgularını konseyimizin diğer hocaları tek tek değerlendirdi. Ben şimdi bu sonuçları yorumlamaları için hocalarıma söz vermek istiyorum. Önce endokrinoloji bilim dalı başkanımız Profesör İlhan Hoca. Lütfen önce bir sizin sunumunuza bir katkıda bulunacak mı? Bir, Umut Bey'e bir söz verelim. Ben katkı değil de burada konseyimizi tanıtmak için söz aldım. Biz bariyatrik cerrahi ya da metabolik cerrahi kavramına yola çıkarken dünyada bu işin bir ekip işi olduğunu biliyor idik. Bunun bir sadece teknisyenlik işi olmadığını, cerrahi teknikle ilgili bir sorun olmadığını farkındaydık. Dünya bunu zaten 20-25 yıldır keşfetmiş durumda. Üniversitemizin de böyle bir yapılanması olması gerektiğine inanıyorduk. Bütün hocalarımın desteğiyle, ana bilim dalı hocamızın da desteğiyle böyle bir oluşum peşine düştük. Bir yılı aşkındır değil mi hocam? Böyle bir ekibin içindeyiz ve çok keyifli ve onurluyuz. Çünkü işin öncesi, sonrası ve sırası diye çeşitli zorlukları var. Biz olayın sırası bölümündeyiz. Yani işlem sırasında bizim önemimiz olabilir. Ciddi işler yapıyoruz. Ama hazırlık dönemi ve sonrası takip başlı başına ayrı bir sıkıntı. İyi hazırlık olmadan veya iyi takip olmadan bu hastalarda başarı olmayacağını biliyoruz. Endokrinoloji Bölüm Başkanımız Profesör Doktor İlhan Satman, bu ekibin başında endokrin hocamız olarak Profesör Doktor Başak Yücel, kendisi yeme bozuklukları konusunda zaten uzmanlaşmış durumda. İşin iki ucuyla da ilgileniyor. Az yiyenlerle de, çok yiyenlerle de. Sayın Profesör Doktor Mustafa Özcan, kardiyolojinin duayenlerinden, kendisi bizi onurlandırdı. Çünkü bunlar zor hastalar. Standart kardiyoloji hazırlıklarının ötesinde hazırlıklar ve yorumlar gerekiyor. Sayın Profesör Doktor Mustafa Erelal, uyku apne konusundan işte solunum basınçlarına, ameliyat öncesi hazırlıklara kadar büyük sıkıntıları olan bu hasta grubunda bize büyük destek öncesi ve sonrasında. Fulya Hanım zaten beslenme konusunda, kendisi de hastayı sunduğu onu beslenme konusunda ve öncesinde her açıdan desteğini alıyoruz. Ben de son 2-2,5 yıldır hocalarım desteği ve sayesinde bariyatrik cerrahiyle ilgilenen bir ekibin bireyi olarak burada bulunuyorum. Bu hastayı niye böyle bir sunum şeklinde paylaştık? Çünkü bu iş multidisipliner bir iş. Görünen aslında iceberg'in ucu. Bu işin hemşiresi var, teknisyeni var, bakımı var, diyetisyenleri var. Çok büyük bir ekip bu. Anestezi çok önemli. Anestezinin üstün desteği gerekiyor. Kısaca bir tartışma yapıp öyle ameliyata girelim istedik ki siz de bu işin ciddiyetini anlayınız diye. Sözü ben İlhan Hocam'a veriyorum. Teşekkür ederim.
Gerçekten bir yılı aşkın bir süreden beri biz İslam Tıp Fakültesi'nde endokrinoloji metabolizma hastalıkları konseyi içinde konseyin bir bölümünde de bu cerrahiye aday olan hastaları tartışmaya başladık. Ancak ondan öncesinde bu hastalar ilk önce bizim polikliniğimize geliyorlar. Doktor Hülya'nın ön hazırlıklarını yapıyor. Daha sonra bizlere sunuyor endokrin bölümündeki hocalara. O hocalarımız nasıl gözden geçiriyoruz? Bir kere bu hastayla bir konuşuyoruz. Ne beklentisi var? Şimdiye kadar Hülya'nın sunduğu gibi bu hastamız hangi merhalelerden geçmiş? Ne zamandan beri obez? Daha önceden obeziteden korunmak için ya da kurtulmak için şeylerde bulunmuş mu, girişimlerde bulunmuş mu, ne ölçüde başarılı olmuş. Öyle hastalar oluyor ki ben asla diyet yapmam, ameliyat olurum, bu işten kurtulurum düşüncesiyle. Bir de ameliyat olduktan sonra bütün işler bitecek, ben kendimi kurtarmış olacağım, yeni bir sayfa açacağım, beyaz bir sayfa açacağım diye geliyorlar. Tabii beyaz sayfa açmaları gerekiyor da. Ama bizimle iletişimi tamamen koparacaklarına dair bir beklentilerinin olmamasına da dikkat ediyoruz. Şimdi bu hastalarımızı genel bir dahiliye yönünden gözden geçiriyoruz. Ondan sonra endokrinolojik yönden atta yatan sekonder obeziteye sebep olabilecek ya da katkıda bulunabilecek durumları gözden geçiriyoruz. Tespit ettiğimiz durumları kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ondan sonra diğer konseydeki branş hocalarımıza, diğer disiplinlere gidiyor. Onlardan da olur aldıktan sonra konseyde durumunu tartışıyoruz genel olarak. Ve hastayı da en son yanımıza davet ediyoruz. Hastanın da beklentilerini konsey olarak görüyoruz. Ondan sonra da cerrah arkadaşımıza yolluyoruz. Şimdi dahiliyeci olarak bu hastanın nesi var durumuna gelirse, Hülya'nın bahsetti zaten. Bir obezitesi var. Obezite ile birlikte bu hastanın genç yaşlardan itibaren başlayan bir obezitesi var. Defalarca teşebbüslerde bulunmuş diyetle, akupunkturla, ilaçla, bitkisel ilaçlarla ki ben kişisel olarak onun bitkisel ilaç olmadığını düşünüyorum. O muhtemelen kullandığımız sibutramin kat kat üstünde sibutramin ihtiva eden red pepper dedikleri ürün. Hepsinde de bir miktar başarı kazanmış ama ondan sonra fazlasıyla kısa sürede bunları geri almış. Bunun ötesinde bu hastada endokrinolojik açıdan ne var? Hiperinsülinemisi var bu hastanın. Bir insülin direnci var, ciddi bir insülin direnci var. Bunun dışında bu hastanın diyabet açısından yüksek riskli bir durumu var. Çünkü hemoglobin A1c'si 5,6'yı aşmış. Ailesi zaten diyabet yükü yoğun olan, obezite yükü yoğun olan bir aile. Hafif bir hipertansiyonu da başlamış. Dolayısıyla biraz artık harekete geçme zamanı bu hastada. Zaten beklentileri de gerçekçi. Onun dışında da bundan sonraki yaşamında da çeşitli şeyleri var, düşünceleri var. Obezite cerrahisinde eğer başarılı olabilirsek sosyal açıdan da bu hastaya çok yararlı olacağımızı düşünüyoruz. Endokrinolojik açıdan ne yapmışız? OGTT yapmışız. Sonuçları gördük zaten hiperinsülinemiyor, insülin direnci. Bunların bir kısmının altında Cushing yatabiliyor. Sessiz Cushing'ler olabiliyor veya işte siklik Cushing'ler olabiliyor. O yönden tetkiklerimizi yapmışız. Deksametazon süpresyon testi de dahil olmak üzere normal bulmuşuz. Hafif bir dislipidemisi var. Mustafa Hoca ona değinecek herhalde. Bir B12 vitamin yetersizliği var. Muhtemelen bu hasta defalarca metformin kullanmıştır. Metformine bağlıdır bu. Onu da yerine koymaya çalışacağız. D vitamini eksikliği olabilir. Onu yerine koyacağız. Bir hafif hirsütizmi vardı. Polikistik over yönünden tetkiklerini yapmışız bu hastanın. Bir şeyi vardı. Otoimmün tiroiditi vardı. Hashimoto tiroiditi. Ama şu an ötiroid olduğu için sadece takip edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Ben evet hastanın psikolojik ve sosyal değerlendirmesi için hocamıza Başak Hanım'a bırakıyorum. Bir dakika lütfen. Çok teşekkür ederiz İnan Hanım. Psikiyatriyi birazcık daha soruya alalım. Önce bir kardiyolojik açıdan bir hastayı değerlendirelim. Evet.
Sayın Peki. Mustafa Özcan, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de herkese iyi günler diliyorum. 37 yaşında morbid obezitesi olan bir hasta. Hipertansiyonu var. Dislipidemisi var. LDL'si 142 miligram desilitre. Tamamen asemptomatik. Kardiyak, kardiyovasküler açıdan. Böyle bir hastada koroner arter hastalığı olasılığı oldukça yüksek olabiliyor tabii. Bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Göğüs ağrıları olabilir. Göğüs ağrısı olmayan bir hasta. Ayrıca ejeksiyon fraksiyonu ekoda %60. Segmenter kasılma problemi yok. Bir koroner arter hastalığına uyan bir ekokardiyografi bulgusu yok. Sistolik fonksiyonları korunmuş bir kalp yetersizliği olabilir. Diastolik, saf diastolik kalp yetersizliği. Buna uyan ne semptomu var, ne fizik muayene bulguları var. Venöz dolgunluğu, stazı, hepatomegalisi olmayan bir hasta. EKG'si tamamen normal. Hiçbir patolojik bulgusu olmayan bir hasta. Ailede koroner arter hastalığı öyküsü olmayan bir hasta. Biz bu hastaya karotisintoma medya kalınlığına da bakmıştık. O da normal. Bu bulgularla böyle bir operasyon için kardiyovasküler açısından uygun olan bir hasta. Tabii bu hastalarda kardiyovasküler mortalite ve morbidite oldukça yüksek bulunuyor. Eğer semptomları olmuş olsaydı, koroner arter hastalığına uyan semptomları olmuş olsaydı, o yönde daha ileri tetkikleri, işte bu non-invazif testlerle başlayıp, EFOR testi olabilir, nükleer kardiyolojik testler olabilir, perfüzyon, miyokard perfüzyon sitigrafileri yapılabilir. Tipik anginası olan hastalarda da direkt koroner anjiyografi uygulanabilecek hastalar oluyor bunlar. Medikasyonu ACE inhibitörü başlanılmış, gayet uygun. Statin verilmiş. Bu haliyle cerrahi için uygun bir hasta olduğunu düşünüyorum. Sayın Mustafa Özcan'a katkıları nedeniyle ve kardiyolojik değerlendirmesi nedeniyle teşekkür ediyoruz. Sayın Mustafa Ereler, biz hastayı solunum sistemi ve göğüs hastalıkları yönünden değerlendirir misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Şimdi böyle bir hastanın bence iki yönlü olarak değerlendirilmesi lazım. Bunlardan birincisi obezitenin nedeni olarak uyku apne sendromu. Çünkü biz biliyoruz ki uyku apne sendromunda obezite eşlik ediyor çeşitli mekanizmalar yoluyla. Kişi kilo aldıkça uyku apne sendromu ağırlaşıyor. Uyku apne sendromu ağırlaştıkça obezitesi artıyor. Böyle bir hastanın bu gözle görülmesi lazım bir. İkincisi, uyku apne sendromu olmasa dahi böyle bir hastada obeziteye bağlı olarak solunumsal problemler ortaya çıkabiliyor. Bunun da gerekçesi şu, solunum kasları bu kadar kas ve yağ kitlesini zaman zaman kaldırmakta başarılı olamayabiliyor. İkincisi, batın içerisindeki yağ dokusu ve kas dokusu ve abdominal obezitenin diyafragma üzerine yattığı zaman basına bağlı olarak solunum fonksiyonları önemli oranda bozuluyor. Neticede kişide gece karbondioksit retansiyonu söz konusu oluyor. Biz buna alveolar hipoventilasyon diyoruz. Neticede sonuçta hasta hem nedensel açıdan hem de bu obezitenin getirmiş olduğu riskler açısından zaman zaman cerrahiden sonra yoğun bakım şartlarında kalmasını zorunlu kılabiliyor. Biz bu hastayı bu açıdan da değerlendirdik. Semptomatik olarak hasta uyku apne sendromu değil, ancak obezite hipoventilasyon sendromu söz konusu olan bir hasta. Böyle bir hastada ikincil bir problem de karşımıza çıkıyor. Biliyoruz ki genel anestezi ve cerrahi işlemler akciğer embolisi ve derin ven trombozu açısından risk faktörüdür. Bu hastalar obezitesi olduğu için derin ven trombozu açısından risk faktörü. Böyle bir riske sahip olan kimse de akciğer embolisi açısından da risk artmış vaziyette. Geçireceği genel anestezi ve cerrahinin de getireceği bir komplikasyon olarak bunlar da var. Dolayısıyla göğüs hastalıkları açısından bizim bu hastayı postop yoğun bakım şartlarının gerekli olup olmadığına bakmamız, derin ven trombozu açısından da ve akciğer embolisi açısından da profilaksinin başlanarak cerrahiye verilmesini tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim. Biz de size çok teşekkür ediyoruz.
bu hastalardaki tedavi sonrası, yani cerrahi, bariyatrik cerrahi sonrası psikiyatrik değerlendirme ve psikolojik yardım hem öncesi cerrahinin hem sonrasında çok önemli bir yer tutuyor. Sayın Profesör Doktor Başak Güzel'den hastanın bu yönden değerlendirmesini alalım lütfen. Ben de teşekkür ederim. Hastamız bize yaklaşık 6 ay önce geldi. Biz o değerlendirmede hem psikiyatrik açıdan standart değerlendirme yöntemlerimizle tanısını netleştirmek hem de uzun vadedeki uyumunu kavrayabilmek için hastayı birkaç kez gördük aralıklı olarak. Bu hastalarda konulan psikiyatrik tanılar başlangıçta iyi değerlendirilir ve öncesinde önlem alınabilirse ameliyat sonrası uyumu kontrol etme şansımız ve olumlu sonuçlar alma olasılığımız daha yüksek. Bu hastamızın bu standart değerlendirmelerinde geçmişte yaşanmış majör depresif bozukluğu vardı ve yaklaşık 2 yıldır da bu hem psikososyal sorunların hem obezitesinin eklenmesi sonucunda kronik süre giden bir depresyonu vardı. Bizim kişilik bozuklukları ekseninde dediğimiz bölümde ise bir tanı almadı. Bu bizim için önemliydi. Çünkü eğer kişilik bozukluğu gösteriyorsa hastalar özellikle ameliyat sonrasında uyumla ilgili çok ciddi zorlukları olabiliyor. Hekimlerin bu konuda uyanık olması ve önlem alması gerekiyorsa bu konuda psikiyatrik anlamda onay vermemesi önemli bir şey. Onun dışında alkol madde bağımlılığı ve psikotik bozukluk özellikleri göstermedi. Bunlar onayı vermek için önemli ölçütlerdendi. Biz distimisi yani kronik depresyonu için tedavi başladık hastamıza. Ve belli aralarla kendisini görmeye devam ettik. Süreç içinde depresif şikayetleri azaldı. Büyük olasılıkla operasyon sonrası tekrar değerlendirilip depresyon tedavisinin sürdürülmesi planlanacaktır. Onun ardından ayrıntılı bir psikolojik değerlendirme de yaptık. Çeşitli ayrıca kullandığımız testler yardımıyla. Bir başka baktığımız şey hastanın motivasyonu, yani gerçekten bu ameliyatı, operasyonu kendisi mi istiyor yoksa çevrenin baskısı ve işte zorlamalar var mı? Bu ameliyat sonrası süreçlere uyum gösterme kapasitesi ve beklentisi ne durumda? Bunları ölçmek çok önemli gerçekten. Eğer oradaki hastanın ameliyat sonrası uyumunu düşürecek bir takım özellikler varsa, örneğin düzenli randevulara gelmiyor, doktor önerilerini yerine getirmiyor, ilaçları kullanmayla ilgili zorluk yaşıyor ya da kendine göre başka gerekçeler buluyor. Ameliyat ekibini ya da işte bu değerlendiren tıbbi ekiple ilgili birbirine olumsuz ya da olumlu çeşitli farklı mesajlar sunuyor mu? Bunları değerlendirdik. Uyumla ilgili bir olumsuz öngörümüz olmadı. Motivasyonu bizce yeterliydi ve şey de çok önemli, ameliyat sonrası beklentilerin gerçekçilik düzeyi. Bu konuda da hastamızın beklentisi makul sınırlardaydı. Yani ameliyat sonrası olabilecek zorluklara katlanmasını kabul eder nitelikteydi ve hayatında değişeceklerin hepsinin çok pozitif yönde olamayabileceğini, o çıkacak zorluklarla baş etmesi gerektiğinin de farkındaydı. Bu süreç içerisinde kilo kaybetmesini bekliyoruz. Yani o da bizim için önemli bir şey. Bir miktar kilo vermesi, tedaviye tutunması açısından önemli bir gösterge. O konuda da bir çabası olduğunu düşündük doğrusu. 7 kiloya kadar bir kilo kaybı oldu. Bu bizim için önemliydi. Bu da onun pozitifleri arasındaydı. Bir başka farkındalığı da süreç içerisinde, yani yemesini baştan niye yediğinin ve niçin kilo aldığının hiç farkında değilken süreç içerisinde aslında gerginlikle, öfkeyle yemek yiyebildiğini ve yeme miktarının aslında ölçüsüzlüğünün giderek farkına vardığının gördük. Bu da ameliyat sonrası bizim için umut verici bir şeydi. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya toparladığımızda bu hastamızın operasyon için ruhsal açıdan engel oluşturacak bir ciddi psikopatolojisi olmadığına karar verdik ve meslektaşlarımıza bu bilgiyi ilettik. Sayın Başak Güzel'e katkıları nedeniyle ben bir iki soru sormak istiyorum. Öncelikle
İlhan Hoca'ya. Bu hastanın önümüzde yok şu anda ama kolesterol, lipid, trigliserit düzeylerini bilemiyorum nasıldır. Bu hasta söz konusu olmayabilir ama yüksekse, tüm hastalar için bu türdeki konuşuyorum. Girişim sonrası, kilo verdikten sonra bu tür ölçümlerde yani bundan düşme bekliyor musunuz? Elbette. Bu hasta özelinde konuşacak olursak, LDL kolesterolü yüksekti ve statin tedavisi de başlanmıştı operasyondan öncesinde. Mustafa Hoca da bahsetti ondan, dislipidemisi var diye. Bunun dışında ameliyat sonrasında tabii metabolik açıdan bu hastalar büyük ölçüde rahatlayabiliyorlar. Yapılan ameliyatın şeyine, tipine uygun olarak da bu farklı olabiliyor. Biz daha çok diyabetle uğraştığımız için diyabette düzelmeyi çok görebiliyoruz bunlarda. Genel olarak yapılan cerrahi girişimle bağlantılı olarak %80 oranında remisyon görülebiliyor bu hastalarda. Ancak serilerin uzun süreli takiplerinden sonra, örneğin 10 yıllık takip edilen serilerde açıklandı ve yayınlandı. Remisyon oranlarında zaman içinde düşme de görülebiliyor. Tabii dislipidemi yanında ve diyabet yanında hipertansiyonda da düzelme olabiliyor bu hastalarda. Ama daha sonrasında hastayı iyi takip edebilirsek, tekrar kilo almasını önlersek, sanırım ki bu remisyon oranları uzun süre devam edebilir ama hastalığın da bir doğal süreci var. Fizyopatolojiden kaynaklanan sorunlar da var. Özellikle diyabet düzelmesinin içinde inkretin hormonların yapılan yine ameliyatla ilişkili olarak daha efektif olması ya da bağırsak mikrobiyatasının değişmesi ve ona bağlı olarak sitokin şeyinde düzenlenmesinde değişiklikler olması gibi çeşitli fizyopatolojik defeklerin olumlu yönde düzeldiğine dair kanıtlar da var, çalışmalar da var. Bu yönden bu hastalarda böyle bir ameliyat yapılması zaman zaman gündeme gelebilir ama tabii hazır bana söz vermişken bir de bu hastalarda sadece diyabeti var diye, sadece diyabetini iyi kontrol edemiyoruz. Belki biz ona çok iyi şey yapamıyoruz, tedavi düzenleyemiyoruz. Belki hasta tam uyamıyor. Sadece bu nedenle cerrahi operasyon düşünülen ve bunu belki merkezler olabilir. Bunu da göz ardı edemeyiz aslında. Böyle de olmaması lazım. Çok teşekkür ederiz. Aynı şekilde ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani yalnızca diyabet nedeniyle bu tür girişimlere ben de karşıyım. Kişisel fikrim. Sayın Mustafa Özcan Hocam, kardiyolojik yönden bu hastanın tansiyonu falan normal ama yani pek bir patolojisi yok kardiyolojik. Ama tüm hastalar göz önüne alındığında hangi kardiyak patolojilerin bu girişimlerden sonra düzelmesini bekleyebiliriz? Evet. Bu operasyondan bir kardiyolog olarak neler bekliyorum? Bunu da söylemem lazım. Net olarak bu sizin de sorunuz zaten. Bir kere İlhan Hoca'nın da söylediği gibi hipertansiyonda Holter takiplerinde 168'ler falan var. O kesinlikle normal sınırlara dönecektir. İlaç kullanması gerekmeyecektir diye düşünüyorum. LDL düzeyleri 100'ün altına düşebilir. Düşmediği takdirde statinlerle takviye yine edilebilir. Büyük olasılıkla LDL düzeyi de normal düzeylere gelecektir. Çok önemli bir çalışma SOS çalışması, Swedish Obesity Study. JAMA 2012'de en son yayınlandı ve 2000 hasta obez hasta ve non-randomize olağan tedaviyle zayıflatılan hastalar karşılaştırıldı ve görüldü ki kardiyovasküler mortalitede bir primer sonlanım noktası kardiyovasküler mortaliteydi. İstatistik olarak anlamlı olarak bariyatrik cerrahi değine olduğu görüldü. Dolayısıyla hastada kardiyovasküler mortalite açısından kesinlikle bir yarar olacağını ileri yılları düşünerek bunu net olarak söyleyebiliriz. Yine sekonder sonlanım noktası olarak da miyokard infarktüsü ve stroke sekonder sonlanım noktası. Bunda da yine bariyatrik cerrahinin olağan medikal tedaviye, diyete, egzersize istatistik anlamda üstün olduğu gösterildi. Bu nedenlerle
kesinlikle yapılacak bariyatrik cerrahinin kardiyovasküler mortalite ve morbiditeyi ciddi anlamda düşüreceğini düşünüyorum. Çok önemli, bunların dışında çok önemli bir başka bir şey de hastanın yaşam kalitesi çok düzelecektir. Ana hatlarıyla kardiyovasküler açıdan bu yararları beklediğini söylemek istiyorum. Çok teşekkürler. Diğer Mustafa Hocam, Sayın Mustafa Erenel. Gerek uyku apne sendromu, gerekse diğer solunum problemlerini yönünden. Bu hastada girişim sonrası belirli bir kilo verilmesinden sonra beklentilerimiz nelerdir? Şimdi hocam, uyku apne sendromunun neden olduğu obezite olarak ele aldığımızda yapılacak olan cerrahi tedavinin bir parçası. Ancak bu hastalarda non-invasif mekanik ventilasyon dediğimiz, CPAP tedavisi dediğimiz tedavi esas. Çünkü bir CPAP tedavisiyle hastanın hipoksemisini ve uyku apne sendromunun ağırlık derecesini ortadan kaldırarak dolaylı yollardan en başta büyüme hormonu olmak üzere bazı hormonların patolojik seviyeden normal seviyelere gelmelerini sağlıyoruz. Bunlar zaten obezitenin azalmasına neden oluyor. Bu yapılacak olan cerrahi uyku apne sendromu nedeniyle obezitesi olan hastada sadece yardımcı bir tedavi unsuru. İkincisi, eğer hasta primer olarak obezitesi söz konusu, obezite hipoventilasyon sendromuna bağlı olarak solunum problemleri ortaya çıktıysa, biz bu grup hastada daha fazla fayda bekliyoruz. Kilo vermesiyle beraber hastanın bu özellikle geceleri olan karbondioksit yükselmelerinin zaman içerisinde, akut olarak da değil, zaman içerisinde azalması söz konusu. Sayın Başak Yücel Hocam, girişim sonrası bu hastalarda psikiyatrik sorunlar bekliyor muyuz yahut da psikiyatrik yönden girişim sonrası hastaları nasıl izliyorsunuz, nasıl katkıda bulunuyorsunuz, onu alabilir miyiz sizden? Bu hastaları operasyon sonrası psikiyatrik açıdan olumlu sonuçlar bekleyebilmek için operasyon öncesi hakikaten bu açıdan iyi değerlendirmiş olmak gerekiyor. Aksi takdirde ruhsal sorunlarının arttığını ve uyum problemlerinin çok ciddi olduğunu görebiliriz. İyi hazırlanmış ve iyi planlanmış bir hastada, ruhsal açıdan iyi hazırlanmış ve uygun bir hastada aslında obezitenin getirdiği çeşitli ruhsal sorunların operasyon sonrası ve psikososyal sorunların operasyon sonrası rahatlamasını bekliyoruz. Ki bu hastada öyle bir beklentimiz var. Çünkü bu hasta yıllardan beri obezitesinin getirdiği çeşitli zorluk, sosyal zorluklarla da yüz yüze. Dolayısıyla belirgin bir kilo kaybı bu hastanın hem hayat kalitesini artıracak gerçekten arkadaşımızın söylediği gibi, hem sosyal anlamda aktivitesini artıracak, hem de günlük hareketini artıracağı için onu rahatlatacak diye düşünebiliriz. Depresyonunda bir azalma bekliyorum ben. Muhtemelen ilaç kullanmadan bile bu kronik depresyonun çözüleceğini umuyorum. Onun dışında yaşama katılışında bir artış olacak. Mesela birçok yere girmekten kaçınıyor aşırı kilosu nedeniyle. Sosyal ortamlardan çekiliyor. İşte hareket edemediği için hem çeşitli bakışlara maruz kaldığı için. Bu hastalar üzerinde biliyorsunuz ciddi bir ayrımcılık ve damgalama gibi problem de var. Dolayısıyla bunların da kalkması özellikle bu hasta için depresif belirtilerin gerilemesine yol açacak diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bazen psikolojik değerlendirme, psikiyatrik değerlendirme bu hasta grubunda iyi yapılmaz ve atlanırsa operasyon sonrası çok ciddi ruhsal zorluklarla karşılaşabiliriz. Özellikle şeyi vurgulamak istiyorum. Hani psikiyatrik değerlendirme kısmı çok da bilinemediği ve tanınamadığı için bu hasta grubunda depresyon kadar operasyon öncesi ciddi bir tanı grubu tıkınırcasına yeme bozukluğu. Yani yeme bozukluğu olan bir grubu siz opere ederseniz tıkınarak yoğun miktarda yemek yiyen, özellikle bunun da duygusal yönü olan bir grubu ameliyat ederseniz operasyon sonrası bununla yüz yüze kalacağınızı hatırlamak durumundasınız ve bununla operasyon sonrası baş etmek daha zor olabilir. Bunu baştan bilip öncelikle bunun tedavisini yapmak uygun olur diye vurgulamış olayım meslektaşlarımız açısından.
Şimdi şöyle bir olgu vardı. Bu gün yapılacak girişim bir malabsorpsiyon girişimi. Gastrik bypass. Ama başlangıç yıllarında, 90'lı yıllarda bu işe yalnızca bir mide bandıyla restriktif olarak yaklaşıyorduk. Ancak daha sonra restriktif, yalnız başına restriktif ameliyatların yalnız başına gerçek morbid obezlerde kalıcı bir çözüm sağlamadığı kanısına vardı herkes. Yani restriktif ameliyat yapılsa bile restriktif ameliyata bir malabsorpsiyon ameliyatının eklenmesi gerek. Asıl sorun yalnızca restriktif ameliyat yapılanlardı. Ben bir hastam nedeniyle, bir diş hekimi bir hanım hastam vardı. Yalnızca bantla 92-93 kilo olması lazım. Çok güzel kilo verdi. Bir gün geldiğinde ya 30 kilo falan vermiş hasta bana. Ben bu kebapları ne zaman yiyeceğim diye sordu. Yani biz hastayı o şekilde hazırlayamıyorduk o zaman. Yani yaşam şeklinin değişeceğini ve o yaşam şekline hayatı boyunca uyum göstermesi gerektiğini bu işi sağlamak için. Tabii bu bizden çok Başak Hoca'nın işi. Yani mutlaka psikiyatrik destek almak lazım bu hastalara. Onu vurgulamak istedim. Siz bir şey eklemek ister misiniz Başak Hanım? Söylediğiniz çok doğru. Son dönemde benim de duyduğum bazı uygulamalar oluyor. Gerçekten psikiyatrik değerlendirme operasyon öncesi çok basite indirgenmiş. Yani sadece hastanın psikozu var mı, onayı var mı ve IQ'su yeterli mi diye sorular sorulup çok hızlıca onay veriliyor bu hasta grubuna. Ve gerçekten psikiyatristler arasında da çok tanınmış bir alan olmadığı için henüz birçok yerde, hem özel hastanelerde hem devlet hastanelerinde bu tür uygulamaların olduğunu biliyorum meslektaşlarımdan. Bunların uzun vadeli sonuçlarının çok problem çıkaracağını düşünüyorum. O yüzden iyi bir ruhsal hazırlığın bu anlamda ve iyi bir ekiple, yani bu iş ekipsiz olmaz. Psikiyatristlerin ekibinde de mutlaka iyi yetişmiş psikologların bulunması, doğru dürüst testlerin yapılması ve sonrasına hazırlanılmasının çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamış olalım. Yani ekiple çalışmadan yapamayız bu işi.